Radyo Ençil İstanbul kanalına hoş geldiniz. Bugün sahalarda merak edilen bir konuyla birlikteyiz. Motosikletin muayenesini geciktirmişim. Motosiklet muayenesi. Bakalım ne süreçlerden geçeceğiz. İneği veterinere götüreceğiz bakalım. Bakalım. Konuyu bir de uygulamalı ele alalım. Görüşmek üzere. Dedim ki İzmir turuna çıkacağız. Bir şunun bir bakayım. Muayene ne durumda, nedir, ne değildir diye. Ocak 2022'de muayenem bitmiş. Peki bayram giriyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? Sabahleyin apar topar ilk bulduğum yerden randevu aldım. Randevu alma süreci çok basit. İnternete giriyorsunuz. TÜVTÜRK'ün sitesinde randevu alma diye zaten çok kolay yönlendiriyor. Elinizde ruhsatınız olması yeterli. Randevu alabilmeniz için aracınızın herhangi bir vergi borcu veya trafik cezası veya herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Onları ödemeden zaten bölüm atlayamıyorsunuz. Bu vesileyle bunların hepsini halledip hızlı bir şekilde randevumu alabildim. Bu arada vergi borcum varmış. Ocak ayı vergi borcunu yatırdım. 2017 model GS'in vergi borcuna 388 TL yatırdım. Daha sonra niye 1250 sıfır almıyorsun? Niye alayım ya? Vallahi 388 liramı borcumu da yatırdıktan sonra randevumu aldım. Fakat randevuyu nereden aldım? İşte o biraz sorun oldu. Tabii son dakika. Çünkü eğer bugün almasaydım bayramdan sonraya kalacaktı ve yolda muayenesiz çıkmış olacaktım. Yıldıray abinin başına gelenler muayene olmadığı için ceza yemesi, benim de başıma gelmesi muhtemel olacaktı. Bu vesileyle böyle en boş yeri Silivri Tavaklı mı? Kavaklı mı? Silivri Kavaklı'dan aldım. Silivri Kavaklı'dan 17.45'i muayene alıp şimdi sürece start veriyorum. Hadi bakalım. Maslak'tan Silivri'ye muayeneye. Ne demişler? Akılsız başın cezasını tekerlekler çeker. Öyle. Yani şu an ben uydurdum. Böyle bir şey. Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Baktım da motosiklet muayene ücretleri 2022 yılı itibariyle 258 TL gibi, yani küsuratını şu an tam hatırlamıyorum, 258 TL gibi bir meblağda benim 285 lira gibi bir para çekmem gerekiyor. Çünkü Ocak ayından beri gecikmem var. Gecikmeyi de içine katarak zaten oluyor. Orada randevu alırken zaten yukarıda belirtilen gerekli ödeme yapılacak bedel zaten muayene için gösteriyor. Onun içinde gecikme bedelleri ve ana para da mevcut. O yüzden nakitimizi çekip gidelim. Evet, ineğin veteriner parasını çıkardık. Hadi bakalım. Gidelim. Hazır mısın oğlum? Karnın doydu mu? Karnın doydu mu bebişim? Aha, çıngırdadı. Vallahi kredi çekip benzin de doldurduk. Malum. Doymuyor ayı. O zaman önce yapılacak birkaç tane işimiz var. Onları halledelim. Hadi bakalım.
randevumuzu aldık. Paramızı çektik. Motosikletimizi hazırladık. Aslında hazırladık mı? Soru işareti. Muayeneye gitmeden önce ne olur ne olmaz diye araba geçsin. Muayeneye gitmeden önce ne olur ne olmaz diye güvendiğiniz bir servise motorunuzu göstermeniz orada doğabilecek sorunların önüne geçecektir. Gerçekten motosikletinizi muayeneden geçecek diye beklerken motosikletinizin kaldığını duymak birazcık böyle üzüntü yaratabiliyor. Hem zaman kaybı hem de duygusal anlamda üzüntü yaratabiliyor. Bu vesileyle ben bunun önüne geçebilmek için bana en yakın ve en güvenilir olan lastik atölyesine geldim. Sadece lastik satmıyorlar. Teknik olarak da birçok hizmeti sunuyorlar. Motosikleti genel bir kontrol yapacağız. Muayene öncesi kontrolümüzü yaptıktan sonra da bakalım muayene istasyonuna doğru yollanacağız. Bozuk, pardon, açık mıyız? Bozuk 1 lira var. Açık mıyız? 1 lira elinde gitsin arkadaş. Ya buralarda hep geziyorsun sen, beni görüyorum ama bir sıkıntı mı var kardeşim? Şimdi muayeneye gideceğim ya amca. Muayenede... Aa, pardon, motor sindi mi? Merhaba. Ya. Hoş geldiniz. Çok özür dilerim. Buyurun yavrum. Şimdi amca, bu ineği muayeneye götüreceğiz evet. Ya. Evet. O vesileyle bunu bir ön kontrol muayene. Yani ön muayene, aynen ön muayene yapalım. Orada çünkü telef olmayalım diye. Bazı bölümleri kesebiliyor muyuz? Tabii canım, istediğimiz gibi. Rektal tuşuyla tabii başlıyoruz. Evet. Abi evet. Şöyle hemen muayene istasyonunda yapılan kontrolden bir randevumuzu da burada yapalım. Öncelikle bu ışıklar önemli galiba. Far, mar, bilmem ne. Fazlasıyla ışık var. Evet, yani azıcık. Sinyallerini izlemiyorum. Bir onunla başlayalım. Evet. Önce arkada sağ sinyali izleniyor. Sol sinyali izleniyor. Önde de yanıyor. Evet. Evet. Dörtlü lambalarımızı kontrol ediyorum. Dörtlü olarak da yanıyor. Fren lambamız yanıyor mu? Pilot lambamız yanıyor. Arka fren... Oy. Şimdi burada sıkıntımız var. Nasıl? Nasıl sıkıntı? Şimdi fren lambası yandığı zaman ikinci bir fren lambası olabilir fakat sabit yanması lazım. Muayenede sıkıntı çıkartacak muhtemelen. Bunu muayene için en azından kapatıp muayeneden sonra tekrar alternatif tıp yöntemi çok güzel. Bağlayacağız, çalışacak. Bandlarımız yanıyor. Evet, onu bakalım. Söyleyelim. Bakalım. Evet, park lambamız yanıyor. Bakalım. Uzun farımız da yanıyor. Evet. Kısa farımız da yanıyor. Aynen. Farkımızda da bir problem yok. Peki amca, bir şey soracağım. Sislerin üzerinde sarı kapak var ya. Hani şöyle evet. Göstereyim. Şöyle görünmüyor. Niye görünmüyor? Ha, netleşti. Sarı kapak var ya. Bu sarı kapaklar veya sis farları problem yaratır mı acaba? Sis farları ayrı bir anahtarla kapatılabilir. Kapalı halde muayene giriyorsunuz. Birçok muayene istasyonu buna müsamaha ediyor. Süper. Sisiniz yanıyorsa, halde giriyorsanız ve sislerinizde çakar modülü varsa ve açtığında çakar yanıyorsa, çakar modülünden dolayı kalır. Anladım. Dolayısıyla ayrı bir anahtarla yanan, seninki gibi, sizin motordaki gibi muayene istasyonu kapalı girebileceğiniz bir sensör varsa bir problem değil. Kontrol edilmesi gereken diğer bir nokta lastikler. Evet. Bizim elimizde o ne? Şöyle göstereyim. Schrader'ın hem hava basınç ölçer hem de lastiğin diğer tarafından da diş kalınlığını ölçeceğimiz dijital göstergemiz. Güzel. Bakayım. Evet. Kaç diyor? Kaç 2. diyor? 2.6 milimetre. 2.6. Tekrar şöyle başka bir yerden ölçüm alalım. 3 milimetre. 3. 2.9. 2.9. 2.5 milimetre yeterli oluyor mu? Öyle mi? Abo, ucuna gelmişiz. Hadi hayırlısı.
3.2. O güzel. Çiçek. Kaç? O köşeden aldın galiba. Kenardan aldığınızda ve sırttan aldığınızda ortası daha çok düzleşmiş. O zaman ortayı biraz yemişim galiba. Birazcık normal. Yani hem profilin kendisinde normalde de öyle. Birazcık kullanıldığı için bu şekilde olması gayet normal. Güzel. Şu anda tek sıkıntımız arka fren lambasının çakar olması. Çakarı da birazdan iptal edeceğiz. Mavi istasyonun bir de baktıkları ön... Ön takım mı? Ön takıma da bakıyorlar. Arkaya basayım mı? Bidonda kilit var mı? Kilit kırılmış mı, kırılmamış mı ona bakıyorum. Güzel. Çünkü burada sürüş gibi güvenliği de yani bir şey. Tamam. Bir de ön takımda bir boşluk var mı? Mesnet bilgilerinde boşluk var mı? Ona bakıyorum. Motorun arkasına basarsan... Basıyorum. Benim gücüm yeter inşallah. Aa yetti vallahi. Herhangi bir sorunumuz yok. Desene. İneğin bacaklar da sağlam. Sağlam. Ama diyorsun ki ulan şu mu yani? Şu. Yani bazı muayene istasyonlarında işte yanıp sönüyor olması yani 5 kere yanıyor sonra sabite dönüyor. Hı-hı. Buna ses çıkartmıyor ama özellikle motosiklet muayenesi yapan istasyonlarda sadece motosiklet muayenesi yapan istasyonlarda buna çok dikkat ediyorum. Bir de şey var galiba. Tatlisi söküp götürebiliyorsanız yani evde bırakabiliyorsunuz. Motorun üzerinde olmazsa daha iyi olur. Hafif kusur olarak geçiyor. Hafif kusur olarak yazıyorlar. Muayeneden geçiyor ama hani ben onu da görmek istemiyorum derseniz. Ha. Lazım değilse oradan başka bire gitmeyeceksiniz. Evde bırakırsanız daha iyi olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Plakayla ilgili. Plakada vida olmaması gerekiyor değil mi? Plakada şöyle evet. Özellikle rakamların olduğu yerlerde bir vida olmaması lazım. Böyle bir plakalıkla veya işte kendi yaptığınız sacı vidalayıp onun üzerine yapıştırarak orijinal bir batta plakayla muayeneye gitmeniz lazım. Evet. Bu plakada da herhangi bir problem yok. Peki egzoz? Egzozda şöyle motosikletin... Gel şöyle geçelim. Egzozda? Motosikletin kendi markasına özel üretilmiş bir egzoz varsa ve üzerinde susturucusu varsa buna çoğu zaman yani çok rahatsız, susturucuya rağmen rahatsızcı bir sesi yoksa muayenede herhangi bir sorun teşkil etmiyor ama bazı o motosiklet için üretilmiş egzozlar dahi susturucuyla birlikte çok yüksek sesler, orijinalinden daha yüksek sesler çıkartıyorsa bunu problem yaratabiliyorlar. Daha sesi kısan, daha uzun bir susturucuyla kullanılması öneriliyor. Üretici de bunu öneriyor zaten. Trafik kanunları da bunu söylüyor. Öyle bir susturucuyla gitmeniz lazım. Varsa orijinal egzozu, orijinal egzozunu taktırıp hiç içinizde bir tereddüt olmadan aynı. O egzoza gitmek daha faydalı. Süper. Bazı motosikletlere, bazı motosiklet tiplerinde müsamaha gösteriyorlar. Enduro motosikletlere veya işte chopper motosikletlere. Ama bir sport touring, sport naked motosikletiniz varsa özellikle o motorlarda çevreden de çok fazla şikayet aldıkları için muayene istasyonları da bir ayrıcalık tanımıyor. O zaman orijinal iyi ki orijinal canım benim. Ama şurada bir tane şey görmüşsün. Nerede ya? Bir tane akrolu bir şey vardı. Bazukalı. Nerede bazuka? Burada. Bazukalı. Nerede bazuka? Max 400. Bir scooter. Bazukası da burada. Abi şimdi bununla geçmiyor mu yani? Şimdi bu şu güzelim şeyle. Susturucu bir tanesi çift çıkış var. Birinde susturucu var. Birisinde yok. Bu da oldukça gürültülü bir ses çıkartıyor. Muayene istasyonu bu haliyle giderse bu can ya. Orada geçmez. Süper. Susturucudan dolayı geçmez. O zaman neyimiz var ya? Bir bu kaldı o zaman. Tamam. O zaman bunu fik diyeceğiz. Evet. İşlemler tamam. Tamamdır. Yola çıkabiliriz o zaman. Muayene hazırsınız. Neredesin? Neredesin? Doktor yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Hadi bakalım. Evet. O zaman yola çıkmadan önce bakalım ne kadar süre veriyor. Bakalım. Nerede? Ya işte var ya. Neydi bizim şeyimizin adı? Neydi ya? Ha, Silivri. Silivri. Türk. Kavaklı.
Şimdi oraya Kavaklı, gidelim. aynen. Geçelim Bakıyorum. Abi. Baktım. Kanka oraya gideceğine Arnavutköy'e git. Dur bakayım. Yoktu yer. Almazlar mayansız. Bakayım. Evet. O ne lan? Bayağı uzun yol lan bu. Bir saat. Maraçlı yok mu? Yok yok. Aldım zaten. Geçebiliyor musun? Geçirim. Amca. Olay şöyle. Hani derler ya. Akılsız başın cezasını tekerlekler çeker. Abi bayağı bir uzun yol yapacağız. Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Amca seviyorum seni. Yavrum görüşürüz. Görüşürüz. Haydi selametle. Bomboş. Evet. Şimdik. Evet. Neyi alıyoruz? Ruhsatımızı alıyoruz. Evet. Haydi o zaman. Hemen girelim. Sıra numaramızı alalım. Bunları kaydedelim ki daha sonra kilometreyle oynayanlar falan olursa. Oha tükürdü. Aha tükürdü vallahi. Hop geldi. Evet. Ha tamam. Çok pardon. Bir dakika çok. Buyurun. Buyurun. Tabii ki. Buyurun. Hani derler ya doğumhanenin kapısında bekleyen baba gibi. Şu an vallahi bekliyorum. Bakalım kurcalıyorlar. Ciddi ciddi bakıyorlar ha. Vallahi çok hızlı oldu ya. Bildiğin Silivri'de kimse yoktu. Büyük bir tabi bayramdan dolayı bu kadar tenha olduğunu düşünüyorum. Bayağı gelir gelmez hemen randevumu aldım. Ve daha sonra hemen işlemi yaptılar. Motoru içeri alıyorlar. İçeri aldıkları zaman önce bir kendileri bir kurcalıyor. Ne oluyor? Kendileri kurcaladıktan sonra sağına soluna bayağı bakıyorlar. Ondan sonra seni içeri davet ediyorlar. Motorunu çek. Yani kendileri ilgili yani şey yapmıyor, sürmüyor motoru. Motorunu ileri geri sağa sola işte sinyaldir, ostur, busudur diye hem soru soruyorlar hem de kontrol ediyorlar. Hani hep şey diyoruz ya. Motosiklet istasyonları daha detaylı bakıyor. Yani burası da gayet detaylı baktı. Belki şu an çok kalabalık olmadığı için olabilir. Ama hızlı bir şekilde baktılar. Gayet güzel bir şekilde baktılar. Hani bürokrasi işlemleri, dosya işlemleri de çok hızlı sürdü. Gelir gelmez önce kaydımı oluşturdum. Daha sonra hemen ücretimi ödedim. Ücretimi ödedikten sonra da hemen işlemimi yaptım. Şu an ineğimiz sağlıklıymış. Gayet güzel bir şekilde geçtik. Böyle yaşadığımız bir önemli bir olayı motosikletlerimiz için. Muayene çünkü trafikte gerçekten önemli. Önemli bir konuyu yaşayarak görselleştirmek istedim. Umarım bir işe yarar, bir faydası olur. Adventure İstanbul kanalından bu haftalık da bu kadar. Bakalım daha ne gibi maceralar yaşayacağız. Görüşmek üzere. Bay bay. Yapışmış saçlarımın haline bak. Vallahi.
çok büyük suçluluk duydum. Yani benim gibi bir adamın Ocak 2022'den yani bu zamana kadar muayenesini yaptırmaması konusunda gerçekten kendimi çok ayıpladım. O yüzden özrümü dilemek için amirim çok pardon, vallahi çok pardon, yani isteyerek değil, vallahi isteyerek değil. Yalnız bu amiri çok çalıştırıyorlar galiba, bu abiyi ben her yolda görüyorum. Neyse.